Can, bir görgü tanığının sözlerini aktarıyorum ben. Evet. Kaza sırasında otobüsün arkasındaydık diyor görgü tanığı. Otomobil sürücüsü Murat Türkoğlu. 34 evet. yaşında sürücü. Diyor ki Temelli'den otobüsle diyor beraber çıktık diyor. Yani mola yerinden diyor. Otobüsle beraber arkalı önlü çıktık diyor. Otobüs biraz hızlıydı diyor. Buraya 3-4 kilometre kala diyor. Yani kaza yerine 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı otobüs diyor. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti diyor. Yani o kadar yalpalıyor ve parça artık bir şey oldu. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı. Ya uyuyordu ya da başka bir sağlık problemi oluştu. Evet. Öyle anlıyoruz diye belki konuşuyor. De teknik bir arıza mı acaba? Arabada bir şey oldu da arabadan parçalar kopması da... Yalpalanmaya başladı diyor. Parçalar çok, koptu diyor. Ondan sonra hızlandı acayip. Diyor. Ve en son bu kaza. Selektör yaptık, kornaya bastık ama asla duyuramadık diyor. Yani hızlı çıkmış. Daha da hızlanmış demek ki o arada. Demek ki bir şey yaşandı. Evet. Ya uyudu ya sağlık problemi yaşadı. Evet. Ve hızla da demir yol, üst geçidin ayağındaki sütuna otobüs çarparak yarıya bölündü. 9 kişi hayatını kaybetti deniyor ilk belirlemelere göre. İlk bilgilere, resmi bilgilere göre. 26 kişi yaralı ve çevre hastanelerde tedavi altındalar. Sağlık Bakanlığı bu açıklamayı yaptı. Bu kaza Ağrı'dan İzmir'e yola çıkan otobüsün 17. saat, yolculuğun 17. saatinde gerçekleşti. Ankara Temelli'de anladığımız kadarıyla bir mola verildi. O molanın hemen ardından yola devam sırasında, moladan çıktıktan çok kısa bir süre sonra bu kazanın meydana geldiğini anlıyoruz. Orada bir şey yiyip hani ağırlık mı çöktü sabah 5 ama moladan sonra hemen de uyku hali gelir mi onu da bilmiyorum. Yemek yediyse ve yorgunsa. Yorgunsa. Tabii hepsi spekülatif. Bir, evet. Yani bizim bilgimiz dışında olabilecekleri konuştuğumuz bir durum ama görgü tanığının, yani aracın hemen arkasındaki otomobildeki sürücünün aktardıkları, birebir gördüğü tam böyle. Çıktık beraber, biraz hızlıydı otobüs ama yol da boştu diyor. Böyle sonra bir anda yalpalamaya başladı, arkalı önlüydük diyor. Hatta otobüsten kopan parçalar aracımıza geldi. Selektör yaptık, korna bastık ama duyuramadık diyor. Anın arkasından da bu kaza meydana geldi ve otobüs hızla bu yaya geçidinin altına çarpınca sütuna ikiye bölündü ve bu görüntü ve bu kaza, bu dehşet, bu vahşet ortaya çıktı. Facia ortaya çıktı yani. 9 kişi hayatını kaybetti. 3 savcı, bir savcı başkan vekili koordinasyonunda 3 savcı soruşturma için görevlendirildi. Şeref Oğuz'un dediği doğru. Bir savcı olayı soruşturur. Diğer savcıların adli tıp kurumuyla, otopsi süreçleriyle çalışması beklenebilir. Dolayısıyla resmi açıklamaları da sizlere aktaracağız. Bir şoför 24 saat içinde sadece 9 saat araç kullanabiliyor. O 9 saatin evet. 4,5 saatinde bir mola vermesi gerekiyor. Teknoloji çok gelişti. Fren sistemi var aracın. Otomatik pilot sistemi evet. var. Tehlikeyi anlayıp aracı durdurma sistemi hı-hı. var. Bunların hiçbirinin bu otobüste olmadığını en azından birçoğunun anlıyoruz. Çok ucuz. Buyurun. Şimdi markasını, bir ismini vermeyeceğim bir yabancı şirket, nakliye şirketi. Kayseri'ye haftada 3 gün balık sevkiyatında olur. 4,5 artı 4,5 saat eşittir 9 saat çalışma kuralları nedeniyle araç Kayseri'ye 50 dakika mesafede kalınca taşıma işlemini sonlandırıp yola bir gün sonra devam eder. Kurallar sadece yabancı şirketler için geçerli bu ülkede. Herhalde. İçeriye bakıyorsun, içeriye bakıyorsun böyle bir kural yok. Yani sadece bunu devlete de, yani denetimsizliğe de vermemek lazım. Mesela bu şirketin kendisi bu şeyi düzenlemesi gerekmiyor mu? Hocam nitekim, ikinci şoförün de saati dolmuş burada. Ha, öyle mi? İşte bu tabii. işte. Yani, yani 9 saat değişmesi gerekiyor. Sonra ikinci şoför devralması gerekiyor kural gereği. Evet. Bir saat sonra onun da süresi doluyor. Yani işte Ankara'da değişmeleri gerekiyor yani. Yani bir saatte mola verdilerse... Tabii. Kuralı affedersin ama trafik kazası affetmiyor. Eylemsizlik yasası affetmiyor. Geliyorsun işte direğe bindiriyorsun. Ya bunlar giderilebilir.